Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modellerini konuşacağız. Aslında biliyorsunuz bu modeller daha önceden zaten tanıtılmıştı. Lakin ülkemize yeni geldiler ve yarından itibaren de satışa sunulacak. Bugün Türkiye lansmanı vardı. Biz de sıcağı sıcağına sizlerle bir video paylaşmak istedik. Telefonların merakla beklenen fiyatları da aslında bu etkinlikte belli oldu. Zaten özelliklerini az çok biliyorsunuzdur. Ben yine de böyle kabataslak bir üzerinden geçeyim. Xiaomi 12 modelinde arkadaşlar 6.28 inçlik bir ekranımız var. Bu ekranın çözünürlüğü 1080x2400 piksel. Telefonda 8 GB RAM ve 256 GB'lık dahili depolama alanı mevcut. Qualcomm'un en güçlü işlemcisiyle geliyor. Yani Snapdragon 8 Gen 1 ile geliyor her iki telefonda. RAM tarafında aslında Pro modelde de değişen çok bir şey yok. Fakat Pro modelde boyut biraz daha büyük arkadaşlar. 12 Pro modelinde 6.73 inçlik bir ekran söz konusu. 1440x3200 piksel bu ekranın çözünürlüğü de. Yani ekran olarak baktığımız zaman 12 Pro'nun 12'den daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. LTPO AMOLED bir ekranımız var ve 1 milyon üzerinde renk sunuyor bize bu ekran. Diğerinde yani Xiaomi 12'de ise arkadaşlar 68.000 renge sahip 120 Hz'lik bir AMOLED ekranımız bulunuyor. Genel olarak baktığımızda hem Xiaomi 12 hem Xiaomi 12 Pro'da gayet kaliteli bir ekran kullanıldığını söyleyebiliriz. Zaten yapılan sunumda da ekranın ne kadar kaliteli olduğunu bizlere gösterdiler. Gerçekten baktığımız zaman şu ana kadarki en iyi Xiaomi ekranlarının 12 ve 12 Pro modelinde bulunduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bu telefonların en dikkat çeken yönü arkadaşlar tabii ki kamera özellikleri ve boyutları. Normalde telefonu tek elinizle kavramanız çok kolay değildir. Fakat hem Xiaomi 12'yi hem Xiaomi 12 Pro'yu tek elinizle rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Üstelik her iki cihazın da hali hafif olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de standartlara göre yani günümüz standartlarına göre her iki telefonda gayet hafifti. Bu iki telefonda özellikle parantez açılması gereken bir nokta var. O da hızlı şarj özellikleri. Xiaomi 12 Pro'da arkadaşlar 120 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Sadece 18 dakikada telefonu %100 şarj etmeniz mümkün ki bu çok önemli bir veri. Xiaomi 12'de ise 67 Watt'lık bir hızlı şarj desteğimiz var. Burada da 39 dakika içerisinde telefonu %100 oranında şarj edebiliyoruz. Her iki telefonda öne çıkan bir diğer önemli nokta ise kameralar tabii ki. Burada Xiaomi İki telefonda da 50 megapiksellik bir ana kameraya yer vermiş. Xiaomi 12'de 50 megapiksellik kameraya 13 megapiksellik geniş açı ve 5 megapiksellik telefoto makro kamera eşlik ediyor. Diğer tarafa baktığımızda 12 Pro'da ise 50 megapiksellik bir telefoto kamera ve 50 megapiksellik geniş açı kamerası görüyoruz ki burada üçlü bir 50 megapiksellik ana kamera modülünden söz etmemiz mümkün. Burada bir fokuslanma özelliğinden bahsetti Xiaomi ki bunun üzerinde uzun uzun durdu. Bununla birlikte bu cihazlardaki video kalitesinin de önemli oranda yükseldiğini sizlere söyleyebiliriz. Gerçekten bize gösterdikleri bir kısa film vardı orada. Kısa film Xiaomi 12 Pro ile çekilmiş ve gerçekten çok muhteşem bir performans sergilemiş orada cihaz. Yani geçişler, hareket detayları vesaire hiç böyle flu'ya düşmüyor, odaktan kaçırmıyor objeyi. Dolayısıyla özneyi odakta tutmaya devam ediyor. Bu da gerçekten büyük bir başarı diyebiliriz. Tabii günün sonuna baktığımız zaman bu kadar özelliği olan bir telefonun fiyatı da biraz yüksek olacaktır. Artık cihazların yüksek fiyatlarla karşımıza çıkmasına biz alıştık. Orta segment telefonlar dahi 8.000-10.000 Türk Lirası bandında karşımıza çıkıyor. Ki bu bağlamda baktığımızda amiral gemisi modellerde zaten 15-16.000 Türk Lirasını rahatlıkla aştığını görüyoruz. Burada arkadaşlar Xiaomi 12'nin fiyatı 21.000 lira olarak duyuruldu. Yani 20.999 Türk Lirası fiyatı var. Xiaomi 12 Pro ise arkadaşlar 24.999 Türk Lirası yani 25.000 Türk Lirasından satılacak. Burada fiyatın biraz yüksek geldiğini düşünebilirsiniz. Ama ülkemizdeki malum biliyorsunuz vergilerdir vesairedir falan biraz artık abartı olmaya başladı. Dolayısıyla üst segment modellerinin fiyatı da bu yüzden biraz yüksek geliyor arkadaşlar. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Söz konusu Xiaomi olduğunda böyle markanın biraz daha böyle fiyat performans markası gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama artık Xiaomi şunu yapmaya başladı. Poco ve Redmi modellerinde fiyat performans oranını gözeterek yoluna devam ediyor. Ama burada Xiaomi markası biraz daha böyle premium bir markaya dönüştürüldü. Ve genel itibariyle Xiaomi logosunu taşıyan modellerin fiyatlarının biz biraz daha böyle yükselmeye başladığını görüyoruz. Buna istinaden dediğim gibi Redmi ve Poco tarafında biraz daha uygun fiyatlı cihazları bulmamız mümkün. Tabi burada şu da önemli. Xiaomi hem 12'de hem 12 Pro'da tüm premium özellikleri kullanıcılara sunmuş durumda. Fiyat bize biraz yüksek geldi mi? Evet biraz yüksek geldi ama cihaz elimize geldiğinde bunun detaylı bir incelemesini yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Çünkü bize sunumda gösterdikleri şeyler gerçekten çok etkileyiciydi. 120 Hz'lik ekran olsun. O 50 megapiksellik üçlü ana kamera modülü olsun. Gerçekten çok başarılı. Yani hem ekran tarafında
hem kamera tarafında hem de performans tarafında telefonun kusursuz bir izlenim sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu ne derece doğru, ne derece değil? Telefon elimize geçtiğinde detaylı bir incelemesini sizlerle paylaşacağız. Gece fotoğrafları çekeceğiz. Hatta Xiaomi'nin çok iddialı olduğu gece videolarını da çekmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda bakıldığında telefonun kamerasının gerçekten bu verdiğimiz parayı değip değmeyeceğini de görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdilik bu bir ön inceleme ya da bir ön bakış videosuydu. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yani telefonun özelliklerine vesaire çok fazla girmedik. Zaten telefon elimizde de değil. Biz de böyle bir 15-20 dakikalık bir deneyim yaşadık telefonla. Dolayısıyla telefon hakkında böyle çok fazla aman aman bir bilgimiz olamadı henüz. Sadece bir fiyat bilgisini, böyle bize sunulan özellikleri vesaire sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte telefon elimize ulaştığında sizlerle detaylı bir incelemeyi paylaşmış olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyoruz sizlere. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.